Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu mevsimin nasip olursa bugün ilk dersini başlatmış olacağız. Cenab-ı Allah'tan hayırlı, uğurlu ve mübarek kılmasını niyaz ederiz. Kitabı ile alakalı olarak doğru olmayan, hak olmayan, onu razı etmeyecek ve ümmete, kendimize, çevremize zarar verecek sözler söylemekten, işler yapmaktan bizleri de muhafaza bulunmasını bütün kalbimizle niyaz ederiz. Cenab-ı Allah'tan bu Kur'an-ı Kerim'i hem hayatta olanlarımıza hem de ölülerimize aynı zamanda sevabı dokunmak suretiyle bir rahmet olarak indirmiş olduğunun şuuru ile hayatını onun ilahi hitabına, şerefli kitabına göre tanzim eden kullarından eylemesini, çoluğumuzu, çocuğumuzu, sevdiklerimizi, soyumuzdan gelecekleri yine onun razı olacağı şekilde bu kitaba göre amel eden, bu kitap ile hidayet bulan ve insanlığı bu kitaba çağıran, davet eden gerçek davetçi müminler eylemesini de bütün kalbimizle niyaz ederiz. Bugün nasip olursa Kur'an-ı Kerim'in ikinci yarısında aşağı yukarı yer alan Kehf suresine İnşallah başlayacağız. Kehf suresi Kur'an-ı Kerim'in kendine has özellikleri olan bir suredir. Bu surede söz konusu edilen kıssalar, ele alınan meseleler gerçekten Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde benzerleri bulunmayan kıssalar ve hususlardır. Kehf suresinin faziletine dair birçok rivayet meyanında bu surenin kıyametin dehşetlerine karşı eman olduğu, bu sureyi okumaya devam edenlerin kıyametin dehşetlerinden yana emniyette olacağına dair meşhur rivayetler de var. Elbette ki Kur'an-ı Kerim birçok maksatla okunur. Temel maksat, baş maksat Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve hayata tatbik edilmesidir. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in azameti o kadar büyük ki faydası yalnızca hayatı güzelleştirmekten ibaret değil. Aynı zamanda onu okuyan müminlerin kazandıkları sevabın bir tecellisi olarak ruhi bakımdan da çok ciddi bir zevk, bir neşe ve neşve aldıkları bilinen bir husustur. Şimdi adetimiz üzere evvela özellikle biten bir sure ile yeni başlayan bir sure birkaç ayetlik grup ile bir önceki grup, bir sonraki grup arasındaki münasebete dikkat çekmemiz icap ediyor. Biliyorsunuz Kehf suresinden önceki sure İsra suresidir. İsra suresinin de güzelliklerini, anlam derinliklerini, irşatlarını daha önceki derslerimizde dilimiz döndüğü kadar birlikte görmeye, hatırlamaya çalışmıştık.
hatırlatmaya çalışmıştım. Şimdi bu surenin sonunun nasıl bittiğini bir daha hatırlayalım. Surenin son ayeti olan, yani İsra suresinin son ayeti olan 111. ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. Hiçbir evlat edinmemiş olan Allah'a hamdolsun de. Hamd yalnız Allah'ındır de. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ. Aynı zamanda onun mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. Göklerin ve yerin mutlak sahibi O'dur. Göklerde ve yerde hiçbir kimse yaratması ve onlara malik olması itibariyle pay sahibi değildir. Gökleri ve yeri yaratan ve onları mülkiyetinde tutan sadece O'dur. Göklerin ve yerin nizamını kuran, onları düzene koyan, düzenleyen yalnızca O'dur. Dolayısıyla yerin ve göklerin mutlak egemeni, mutlak hakimi de O'dur. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ. Zilletinden dolayı da ayrıca onun hiçbir velisi de yoktur. Bir mana bu, bu bölümün. Bir diğer mana, onun velileri arasında zelil bir kimse yoktur, kimse olmaz. O kimi veli edinirse, o aziz olur manası. Gerçekten öyle. Cenab-ı Allah bizleri veli edindiği, yani dost bildiği, bizim de haliyle onu dost bilmemiz şartı var. Kullarından eylesin inşallah. Amin. Ve kebbirhu tekbira. İşte böyle olan Allah'ı tazim ettikçe et. Onun şanını büyüttükçe büyüt. Onu yücelttikçe yücelt. Bu şekilde Cenab-ı Allah'ın her bakımdan vahid ve ahad, yani bir ve tek, ferd ve samet, yani tek ve eşsiz, herkesin ihtiyacını karşılamakla birlikte hiçbir varlığa ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenab-ı Allah'a hamdü sena ile bitmesi emrediliyor bu surenin. Çünkü ey Muhammed, biz sana bu sureyi ve bu Kur'an'ı indirdik. Bu surede baş tarafında bahsedilen seni İsra ve Miraç mucizeleriyle taltif ettiğimizi dile getirdik. Ve Rabbinin senin üzerindeki nimetleri pek çoktur. Yine bu surede umulur ki Allah seni Makam-ı Mahmud'a gönderecektir. Makam-ı Mahmud'a sahip kılacaktır. Dolayısıyla ey Muhammed, bir kısmı bunlar olan Allah'ın senin üzerindeki ve ümmetinin üzerindeki, senden dolayı da ümmetinin üzerindeki nimetleri dolayısıyla her türlü övgü, hamd ve sena Allah'ındır, Allah'a mahsustur, Allah'a hamd olsun de diyor. Hadis-i şerifte اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ denilmekte. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir. Duanın en faziletlisi Elhamdülillah demektir. Onun için Cenab-ı Allah kitab-ı kerimine Elhamdülillah ile başladı. En'am suresi Allah'a hamd ile başladı. Aynı şekilde bu sure Allah'a hamd ile başlayacak, göreceğiz. Kehf suresi.
Sebe suresi ve Fatır suresi yine hamd ile başlayan sureler. Ve bu sure hamd ile, hamd emri ile ne yapıyor? Nihayete eriyor. Şimdi göreceğimiz mübarek Kehf suresi. Bir mushaf var mı burada? Fark etmez. Mushaf olsun da önemli olan Kur'an. Evet. Yani meal için sormadım. Söylediğimden hamd ile başlayan surelerden emin olmak için yanlış yaptıysak düzelteceğiz diye. Evet. Sebe suresi elhamdülillah ile başlıyor. Hamd ile başlıyor. Aynı şekilde Fatır suresi elhamdülillah ile başlıyor dediğimiz gibi. Çünkü Allah'ın kitabıyla alakalı bir şey söylüyoruz, hata söylüyoruz. Onu ilk fırsatta düzeltmek vazifemizdir. Sureye gelince Kehf suresine dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in oldukça farklı suresi, surelerinden birisi. Kur'an-ı Kerim'in her bir suresinin elbette kendine ait özellikleri vardır. Fakat bazı sureler vardır ki kendisine ait özellikleri daha fazladır. Bunlardan birisi mesela daha önce gördüğümüz Yusuf suresidir. Sure başından sonuna kadar Yusuf aleyhisselam kıssasını anlatır. Oysa diğer surelerde kıssalar kısım kısım tevzi edilmiştir. Ayetlerin veya ele alınan konuların mahiyetine göre. Bu yönüyle Yusuf suresi diğer surelerden ayrıdır. Ve buna benzer. Genel olarak Mekki sureler ve Medeni sureler, yani Mekke'de nazil olmuş sureler ile Medine'de nazil olmuş sureler farklı özelliklere sahiptir. Bununla birlikte her bir sure yine birçok müfessirin işaret ettiği gibi merhum Seyyid Kutup bilhassa Allah rahmet eylesin tefsirinde buna sık sık değinir. Her bir surenin kendine ait bir kişiliği vardır. Her bir sure bağımsız bir kişilik, bir şahsiyet gibidir. Diğerlerinden ayrılır. İşte göreceğiz ve gördükçe bu surenin diğer surelerle karşılaştırmasını yaparak ne kadar farklı olduğunu daha yakından, her bir ayeti daha yakından gördükçe bunu da daha iyi anlayacağız. Sure, İsra suresinin sonuyla mütenasip olarak aynen hamd ile başlıyor. İsra suresi hamd ile bitmişti. Allah'ın tevhidini anlatarak, vurgulayarak sona ermişti. Bu sure de böyle. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitab. Burada Cenab-ı Allah hamdin kendisine ait olduğunu, bütün hamdlerin kendisine ait olduğunu belirtiyor. Hamd ile başlayan diğer sureler ve ayetlerde olduğu gibi. Çünkü buradaki elhamdünün başındaki elif, lam, istigrak içindir. Yani hamd türlerinin, övgü türlerinin tamamını kapsaması içindir. Yani hamd etmek özelliğine sahip olan bütün varlıkların, meleklerin, insanların, cinlerin, hamd etme durumunda olan diğer bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıkların yaptıkları, yapmakta oldukları ve yapacakları bütün övgüler Allah'a mahsustur. Niçin?
Çünkü Cenab-ı Allah evvela kamil ve kemal sıfatları dolayısıyla kamil olduğu için, her türlü kusurdan münezzeh olduğu için, kemal sıfatlarına sahip olduğu için hamde layıktır. Yani Cenab-ı Allah her şeyden önce bizatihi kainatın Rabbi, Maliki, Halık'ı, Resulleri gönderen, kitaplar indiren olması hasebiyle, yani Allah'a bizzat Allah olduğu için evvela hamd etmemiz gerekiyor. Çünkü hamdi hak ediyor. Hamd onun hakkıdır. İkincisi, üzerimizdeki nimetleri dolayısıyla onu övmek durumundayız. Ve bu nimetlerin en önemlisi bu kitaptır. Yüce Resulüne indirdiği yüce kelamıdır. Onun için Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitab. Allah'a hamd ediyoruz. Niçin? Kulunun üzerine kitabı indirdiği için. Kulu kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. El kitap dediği hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kitabı. Ama bu kitapta öyle bir güzel özellik var ki وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. O bu kitapta herhangi bir eğrilik koymamıştır. Bu kitapta bir eğrilik bulunmamaktadır. Bu kitabın kendisi dosdoğru bir kitaptır. Fatiha suresini hatırlayın. Cenab-ı Allah'tan ne diyorduk? İhdine sıratel müstakim. O da hamd ile başlayan bir sure. İhdine sıratel müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet dedik. İşte dost doğru bir kitapla bizi dost doğru yola ilettiği için ona hamd etmemiz icap ediyor. Çünkü bu kitapta Cenab-ı Allah bir eğrilik bırakmamıştır. Bir eğriliği yok bu kitapta. Bu kitap türlü dalaletler ihtiva eden, başta tahrif edilmiş dinlerin tahrif edilmiş kitapları olmak üzere beşeriyeti, insanları dalalete davet eden kitaplar gibi eğri büğrü bir kitap değildir. Bu kitapta hiçbir eğrilik yoktur. Lem yec'al lehu ivece kayyime. Kayyim iki mana ihtiva eder. Birisi kitabın kendisi dosdoğru, iki kendisine riayet edenleri dosdoğru kılan, doğrultan bir kitap bu kitap. Eğri olanı doğrultucu kitap bu kitap. Kayyimdir bu kitap. O halde beşeriyet ve beşeriyetten her bir fert doğru olmak istiyorsa eğriliği bulunmayan, kendisi dosdoğru olan ve doğrultan, özel doğrultan kitap olan bu kitabın hidayetine gelmek durumundadır. Niçin bu kitabı Cenab-ı Allah böyle kılmıştır? لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْهُ. Kendi nezdinden gelecek pek büyük bir azab ile korkutmak için. Bu kitap bir maksatla indirilmiştir. Bu kitap insanları ahirete hazırlamak için gelmiştir. Bu kitap, ey insanlar, dünyada yaşayın istediğiniz gibi,
ondan sonra hiçbir şey yoktur demek için değil. Aksine bu dünyada istediğiniz gibi değil, ahirette kendinizi görmek istediğiniz gibi yaşatmak üzere indirilmiş bir kitaptır. Bu kitaba onun için onun korkuttuğu, uyardığı, kendi nezdinden indirilecek olan şiddetli ve çetin azab ile korkutmak üzere indirilmiş olduğunu hesaba katarak müminin dünyasını ona göre imar etmesi veya tanzim etmesi, düzene sokması icap ediyor. Ahiretten bahsettiğimiz her vesileyle veya çoğunlukla şunu da özellikle hatırlatıyoruz. Ahiret için yaşamak demek, dünyadan el etek çekmek demek değildir. Ahiret için yaşamak demek, dünyada düzgün yaşamak demektir. Dünya hayatını bu dosdoğru kitaba göre tanzim etmek, düzenlemek demektir. Eğer alışverişlerinde sen faiz başta olmak üzere Allah'ın yasakladığı haram alışverişlerden uzak duruyorsan sen dünyayı terk etmiş olmuyorsun ki. Dünya içinde belki dünyalık için yapılan bir işi yapıyorsun ama alışveriş şimdi dosdoğru yapmanı emrediyor ki bu kitap, alışverişin de olmadığı, babanın evladına, evladın da babasına fayda sağlamayacağı bir günde doğru alışverişin menfaatini görmen için bu kitap sana gelmiştir. Allah'ın hududunu ifa etmek, onlara riayet etmek, yani haramlardan uzak durmak, farzları ifa etmek kadar önemlidir. Belki ondan önce gelir. Yani haramlardan uzak durmak da başlı başına bir ibadettir. Farzların belli bir vakti var, belli bir mertebesi var, belli bir sırası var. Ama belli bir zamanı var. Haramlardan uzak durmanın öyle belli bir zamanı, belli bir yeri, belli bir vakti yoktur. Her halükarda biz haramlardan uzak duracağız. Allah rızası için haramlardan uzak durduğunuz her nefesiniz Allah tarafından mükafatlandırılacaktır. Çünkü o başlı başına, haramlardan uzak durmak başlı başına bir ibadettir. Bu ibadeti niçin yapıyoruz? Dediğimiz gibi ahiret için biz yaşıyoruz. Bugün esasen beşeriyetin, insanlığın bütün sıkıntıları ahireti unutmaktan kaynaklanıyor. İnsanlar ahireti unuttukları için birbirlerini kandırabiliyorlar. İnsanlar ahireti unuttukları için günah işleyebiliyorlar. İnsanlar ahireti unuttukları için zulmedebiliyorlar. İnsanlar ahireti unuttukları için hak yiyorlar. Hak sahiplerine haklarını ulaştırmıyorlar. Yetim hakkı bilmem ne şu bu vesaire bakmıyorlar. Sebep burada. Zulmün kaynağı ahireti unutmaktır. Hakları çiğnemenin kaynağı ahireti unutmaktır. Ahiret için yaşamak bu şekilde başkasına zulmetmemenin teminatıdır. Yoksa insanlar günümüzde olduğu gibi birbirinin canavarı kesilir. Onun için evvela Allah'ın azabından korkutuluyoruz. Bu surede, bu ayet-i kerimede. Kur'an insanın birbirine zıt veya karşı duran ama ikisi birlikte o zıtlıkla insanı mükemmel bir konuma getiren iki duygusuna da hitap eder. İki vaziyetine, iki ruhi durumuna da hitap eder. Önce bizi korkuttu. Nezdinden gelecek çetin bir azab ile uyarmak için bu kitabı indirdiğini belirtti. Başka ne için indirdi? Ve yübeşşirel mu'minine allezine ya'melune s-salihat
salih amel işleyen müminler. Rede enne lehum ecran hasena. Kendileri için pek güzel bir mükafat olduğu müjdesini veren bu kitap. Bu dost doğru kitap. Bu eğriliği büğrülüğü olmayan kitap. Bu aynı zamanda anne baba olarak, yerine göre devlet olarak eğitimimizde izlememiz gereken yolu da gösteriyor. Her şeyiyle mükafata dayalı olan bir eğitim insanı mükafatsız, karşılıksız bir iş yapmayacak hale sokar. Her şeyiyle cezaya dayanan bir eğitim insanı insan olmaktan çıkartır, arsızlaştırır. O halde Cenab-ı Rabbül Alemin'in yaptığı gibi yerine göre azab ile korkutmak, yerine göre mükafat ile müjdelemek bizim eğitim felsefemizin mirengi noktalarından bir tanesini teşkil etmektedir. Dikkati çeken bir diğer husus ayet-i kerime ve yubeşşiral mu'minine enne lehum ecran hasene şeklinde olmadığıdır. Yani yalnızca iman karşılığında, iman etmek karşılığında bu müjde verilmiyor. Cenab-ı Allah nasıl ki davranışlarımız dolayısıyla bizi cezalandırıyorsa, yine davranışlarımız dolayısıyla bizi mükafatlandırıyor. İman, eğer fiili bir amele dönüşmediyse veya dönüşmemekte ısrarlıysa o iman, iman değildir. Seni az da olsa salih amel işlemeye itmeyen, az da olsa seni günahlardan alıkoyma gücüne sahip olmayan bir iman, iman değildir. Onun için ömrümde iyilik yapmadım ama müminim. Eğer bu gerçekse ömründe iyilik yapmadı ama müminim kısmı ciddi manada tartışılır. Yani eğer... Çünkü hadis-i şerif bakın ne diyor cihat ameliyle alakalı. Bu bütün salih ameller için kıyas edilebilir. Diyor ki gazaya çıkmayan yani Allah yolunda küffara karşı savaşmayan yahut içinden küffara karşı savaşmayı geçirmeyen bir kimse mümin değildir. Demek ki kalbinden de olsa, geçirmek suretiyle de olsa, salih amel işlemeyi geçirmeyen bir kimsenin imanla alakası kalmaz. Veya yoktur. İddiası yalandır. Onun için mümin dediğimiz kimse az da olsa imanının gereği olarak Allah rızası için bir şeyler yapmak durumundadır. Yoksa mümin olamaz. Mümin az da olsa bir takım günahlardan Allah rızası için veya Allah yasakladığı için uzak durmasını bilecek. İşlediği günahlardan dolayı da Allah'a karşı suçluluk duygusunu, mahcubiyet duygusunu da asla bırakmayacak. Tevbe azim ve kararlılığını kalbinden çıkarmayacak. Günahsızlık mevzu bahis değil. Fakat mümin odur ki günah işlediği zaman günahından haya eder. Allah'tan utanır. İlk fırsatta da günahından tövbe etmenin yollarını arar. Yoksa canım ne olacak ki ben bu kadar işledim millet neler neler yapıyor dediğin zaman davayı kaybetmeye başladığın demektir. Ona dikkat etmek lazım. Mâkisîne fîhî ebedâ. O müminler o güzel ecir içerisinde ebediyen kalacaklardır.
ve yunzir allazina kalu ittahazallahu velada. Ayrıca bu kitap şunun için de gelmiştir. Allah bir evlat edindi diyenleri inzar etmek için. İnzar, gelecekteki tehlikeyi haber vererek korkutmaktır. Yani kendine gel, dikkat et demektir. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. Bu hususta ne onların bir bilgisi vardır, ne de atalarının. Yani atalarından beri gelen bu sapıklığın bir ilmi dayanağı, bir hakikati yoktur. Allah'ın evladı olursa bizden ne farkı olur? O, İhlas suresinde de belirtildiği gibi lem yelid ve lem yuleddir. Yani kendisi doğurmadığı gibi başkası da onu doğurmamıştır. Evet. Keburat kelimeten tehrucu min efvahihim. Allah'ın evlat edindiğini söylemek sözü ağızlarından çıkan ne büyük sözdür. Ne dehşetli bir sözdür. Ne hakikatle alakası olmadığı için vebali büyük, günahı büyük bir sözdür. Bundan daha büyük veballi bir söz olamaz. Niçin? En yekulûne illâ kezibe. Çünkü onlar bu sözleri söylemekle ancak yalan söylerler. Şimdi bu kitabın, dolayısıyla da bu surenin kısaca maksadı dile getirildi. Bu kitaptan maksat bu. Peki bu kitabın üzerine indirilmiş olduğu yüce zatın hali ne? O nasıl bir zat? Kur'an-ı Kerim'den bunu öğreniyoruz işte. Bu ayet-i kerimelerden bu husustaki bir ayet işte bir onunla alakalı. Diyor ki, estaizu billah. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا. Ey Muhammed! Onlar bu söze inanmıyorlar diye onların arkasından muhtemelen kendisini helak edecek hale geliyorsun. O Resul böyle bir Resul. Resul böyle bir Resul. Allah'ın vahyini alıyor. İnsanlara tebliğ ediyor. Onları imana davet ediyor. İman edenler onu memnun ediyor, sevindiriyor. Fakat iman etmeyenler etmedikleri için üzüntüden kahroluyor. İsterseniz kapıyı bir kapatıverin. Üzüntüsünden kahroluyor. Niçin? O insanların azaba uğrayacaklarını bildiği için onlara acımasından, onlara şefkatinden. İslam'ı aleyhindeki propagandalarla, acımasızlıkla itham edenlerin kulakları çınlasın. İnsafa gelsin. Allah'ın şehadetiyle Resulullah'ın ne kadar merhametli olduğu, kendi ifade yerindeyse tercihleriyle, elleriyle azabı satın alanlara rağmen, almalarına rağmen onlara ne kadar şefkatli olduğu ayet-i kerimeyle sabit. Ve bu husustaki ayetlerden birisidir bu.
neredeyse kendini helak edeceksin üzüntüden dolayı. Bu söze inanmıyorlar diye onların haline üzüldüğün için neredeyse kendini helak edeceksin. Bir taraftan Resulullah'ın şefkat ve merhameti, diğer taraftan da şöyle bir manası da var. Sen üzerine düşeni yaptın, onlar için de bu kadar kendini perişan etmene değmez. Değmezler. Çünkü esasen onlarda bir hayır olsaydı, mutlak hayrın kendisi olan bu kitabı kendilerine tebliğ ettiğin için, hidayet bulmaları için bu kadar meşakkat çektiğin için onlar senin davetine olumlu karşılık verirlerdi. İcabet ederlerdi, kabul ederlerdi. Kabul etmediklerine göre senin bu fedakarlığını, bu zorluklara katlanmanı bu uğurda görmelerine rağmen iman etmediklerine göre kendini onlar için o kadar yorma. Sen vazifeni yaptıktan sonra onların takınacakları tutum seni üzmesin, rahatsız etmesin. İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela ve inna lecailuna ma aleyha saiden curuza. Esasen diyor, bizler onlara yalnız seni ve sana indirdiğimiz kitabı göndermedik diyor. Biz onlara bir de yeryüzündeki kitabı gösterdik. Yeryüzü başlı başına bir kitaptır. Kainat, kainattaki her bir varlık başlı başına bir kitap. Cenab-ı Allah'tan bize gönderilmiş birer kitap, birer mektuptur. Birer uyarı belgesidir. Diyor ki, çünkü biz diyor yeryüzünde ne varsa orayı yeryüzü için zinet kıldık. Süs yaptık. Niçin? لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Onların hangisi amel bakımından daha güzel amel sergileyecek diye onları sınayalım diye. Onları bu maksatla sınayalım diye yeryüzünde bulunan ne varsa biz onu bir zinet yaptık, bir süs yaptık. Kainata bakacağız ve kainatın bize ilettiği mesajları neler olduğunu okumaya, anlamaya çalışacağız. Yeryüzündeki her bir şey başlı başına bir güzellik, bir zinettir. Taşı, toprağı, ağacı, bitkisi, yeşili, suyu, her ne varsa. Nehirleri, denizleri, denizin içindeki mahlukatı vesaire. Bunların her birisi aslında Kur'an-ı Kerim'in insanları dosdoğru yola ileten bir kitap olduğunun ve bu kitabı indirenin Allah olduğunun başlı başına bir delili, bir belgesidir. Ondan sonra insan, peki Rabbimiz kainatı bu şekilde güzel yarattığına göre ve bu yaratması boşuna olmadığına göre biz ne yapmalıyız? Sorgusu başlar ve bu sorgu bizi Allah'ın Resulüne indirilen kitaba gönderir. Onları ele almamızı, onlar üzerinde durmamızı icap ettiriyor. وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Şu anda o süslü püslü gördüğünüz bu yer var ya, bu güzelliğiyle de fanidir. Baki değildir. Çünkü şüphesiz biz onun üzerindekini zamanı gelince çırılçıplak bir düzlük gibi yaparız. Mevsimlerin arka arkaya gelmesi bu iki ayetin açık delilidir. Ve bir gün gelecek, kıyamet olacak, artık mevsimler de değişmeyecektir.
Kıyametten önce de her bir şey bu şekilde dümdüz edilecektir. Yani Cenab-ı Allah diyor ki, bu kainatı var eden kudretimle dilediğim zaman bu kainatı allak bullak ederim, ters yüz ederim, altını üstüne getiririm. Yani kıyameti kopartırım dilediğim zaman. İşte sizler bu geçici hayatta kendinizi ebedi hayata hazırlamak durumundasınız. Bunun ifade ettiği manaların en önemlileri bunlar. Ondan sonra bu mübarek sureye adını veren Ashab-ı Kehf ile alakalı açıklamaların yer aldığı ayetler geliyor. Kısa bir istirahattan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.